Size bir bilmece kitabı tanıtmak istiyorum. Homer tarafından yazıldı. 450 sayfadan oluşur. 12 bin mısralık bir bilmece. 2800 yıldır hiç kimse çözemedi bu bilmeceyi. Bu bir Zümrüdüanka bilmecesi. Odisea destanı bilmece kitabını benimle beraber çözmeye hazırsanız, haydi, gelin benimle. Odysseus bilmecesi, insanın kalçadan saçına kadar üst bedeninin anatomisi bilmecesidir. Odysseus bilmecesi, insanın kendisini tanıması destanıdır. Odysseus bilmecesi, hepimizin bilmecesi. Çile çekenlerin bilmecesi. Çok okuyanların bilmecesi. Çok gezenlerin bilmecesi. Hiçbir şey olduğunu, her şey olduğunu, hiçbir şey bilmediğini, her şeyi bildiğini anlayanın bilmecesi. İlyada destanı bilmecesi, bütün canlıların anne rahmindeki yaşantılarını anlatır. Odisea destanı bilmecesi, bütün canlıların anne rahminden doğduktan sonraki yaşantılarını anlatır. Anlat bana Tanrıça, bin bir düzenli Yaman adamı, kutsal Troya'yı yerle bir etmişti hani. Bundan 3000 yıl önce Truvalılar Marmara bölgesinde yaşardı. Troya anne rahmi demektir. Marmara Denizi'nin kendisi anne rahmi iç sıvısı, Marmara Denizi'nin çevresindeki ovalar ve dağlar anne rahim duvarı demektir. Bu iki mısralık bilmecenin cevabı, canlıların anne rahminden doğduktan sonraki yaşantılarıdır. Odysseus destanı bilmecesi, insanı kamil yolculuğu bilmecesidir. Ne diye insanlar tanrılardan bilir birçok şeyi? Sanırlar bütün belalar tanrılardan gelir. Oysa kaderin dışında acı yağar başlarına kendi kendileri, kendi taşkınlıkları. İnsanı kamil yolcusu rahatlıkla anlar bunu. Tekmil tanrılar o gün acıdılar ona. Bir Poseidon vardı ona acımayan. Poseidon düşük frekans. Canlıları kötülüğe sevk eden enerji demektir. Yıllar birbiri ardından geldi ve geçti. Ve tanrıların büktüğü kader ipliği vardı İthaka'ya. İthaka 5. boyut demektir. Yani ruhlar alemi. Bütün canlılar anne rahminden doğduktan sonra yaşamlarını tamamlayıp fizik bedenlerini 4. boyutta bırakarak 5. boyuta ruhlar alemine geri gideceklerdir. Hepimiz ruhlar alemine gideceğiz. Ebedi evimize. Sonra sürünmüş durmuştu oradan oraya. Ne çok yerler görmüş, ne çok insanlar tanımıştı. Ne çok acı çekmişti. Bu benim, senin, onun, bizim, sizin, onların, hepimizin bilmecesi.
Ama çok akıllı Odysseus'a parçalanır yüreğim. Ne kadar da karaymış zavallının bahtı. Acı çeker durur sevdiklerinden uzakta, sular ortasında bir adada, göbeğinde denizin, bol ağaçlı bir ada, içinde bir peri, kara yürekli uğursuz Atlas'ın kızı. Bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını. Ve koca direkleri omuzlarında taşır. Yeri göğü birbirinden ayıran direkleri. İşte o Atlas'ın kızı alıkoyar zavallıyı, büyüler onu, konuşur tatlı tatlı, etmediğini komaz unutsun diye itek ayı. Oysa Odysseus yurdu için can atar, tüter gözünde ocağının dumanı. Asıl evinin beşinci boyut, yani ruhlar alemi olduğunu bilen fizik beden akıllıdır. Ruhlar alemine varıncaya kadar da bu dünyada ruhlar alemine özlem duyar, acı çeker. Akıl sular ortasında bir adadadır. Akıl denizin göbeğindedir. Bilgi denizinin. Akıl kafatası denilen bol ağaçlı bir adanın içindedir. Bu adanın ağaçlarına sakal deriz, bıyık deriz, saç deriz. Bol ağaçlı bir ada deriz. Bu adanın içinde bir peri kızı yaşar. Gerçek zannettiğimiz, hayal dediğimiz, rüya dediğimiz, masal dediğimiz, ne varsa bunları peri kızı bize yaşatır. 33 omur var bedenimizde. İlk omur kuyruk sokumumuz. 33. ve son omur boynumuzdaki atlas kemiği. Kafatasımıza bağlıdır. Kafatasımızı o taşır omuzları üzerinde. Kara yürekli uğursuz Atlas'ın kızı. Bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını. Koca direkleri omuzlarında o taşır. Yeri göğü birbirinden ayıran direkleri. Beynimiz tatlı tatlı konuşur bizimle. Büyüler durur bizi, ebedi evimizi, ruhlar alemini, beşinci boyutu unutalım diye yapmadığını bırakmaz. Dünya malının tatlılığıyla kandırır bizi. Yatlarla, katlarla, eğlencelerle, sonsuza kadar bu dünyada, bu uzayda tutmak ister bizi. Oysa insanı kamil, ebedi yurduna vermek için can atar. Gözünde tüter dumanı. Haydi gelin, verelim burada baş başa. Bulalım evine kavuşturmanın yolunu. Poseidon'da bıraksın artık öfkesini. Poseidon, düşük frekans ve kötü enerjidir. İnsan ancak öldükten sonra düşük frekans ve kötü enerjiden tamamen kurtulur. Polifemos, yani tek gözlü dev. İnsanın kendi içindeki düşük frekansı ve kötü enerjisidir.
Biz fizik bedenimizle kendi düşük frekansımız ve kötü enerjimizden kendi kendimize aldığımız kararla kurtulabiliriz. Oysa ruhlarımız ancak bu dünyadan ve uzaydan kurtulup ruhlar alemine geçtiğinde Poseidon'dan kurtulabilir. İnsan Polifemus'u öldürdüğünde içindeki kendi kötü nefsini de öldürür. Ölmeden ölmek budur. Kötü nefsini öldüren insan kalp gözünü, üçüncü gözünü açar ve bir zümrüdü anka olur. Odysseus Polifemos'u öldürdüğü için, yani Odysseus kendi düşük frekansından ve kötü enerjisinden kurtulduğu için Poseidon Odysseus'a düşman olmuştu. Hermes'i salalım. Argos'u öldüren kılavuz tanrıyı. Gitsin bir koşu Ogygia adasına. Güzel örgülü periye desin değişmez kararını senin. Sağlamaya baksın sabırlı Odysseus'un yurda dönmesini. Arap coğrafyasında Hermes'e Hızır aleyhisselam denir. Türk coğrafyasında Dede Korkut ya da Aksakal denir. Kalipso'nun yaşadığı Ogygia adası bizim bedenimizde başımıza karşılık gelir. Bol ormanlıdır Ogygia adası. Sakal, bıyık, saç. Orman bunlardır. Beynimiz kafatası denilen klips tarafından bir kafese alınmıştır. Bu klipsin perisi Kalipso'dur. Bir insan ayak tabanından, ayak bileğinden, baldırdan, diz kapağından, üst bacaktan, kalçadan, bağırsaklardan, kalpten, boğazdan kurtulup başa ulaşmışsa Hızır aleyhisselamın makamına ulaşmıştır artık. Kafatasının içinden bir yol bulup saç gibi kafatasının üstüne çıkmak isteyen her insanı kamile Hızır aleyhisselam yardım eder. Hazır olana Hızır gelir. Bu demektir. Kim ki kafatası klipsinin içinden kurtulup kafanın üstüne baş tacı, tac olmak istiyorsa Hızır aleyhisselam gelir, onu kafatasının içinden saçlar vasıtasıyla çıkarır ve baş tacı eder. Bir insan bütün gönüllerin ve ilmin baş tacı olduğunu anladığında fizik bedenini bu dünyada, bu uzayda bırakır ve bir eğlenceyle, neşeyle, coşkuyla 5. boyuta, ruhlar alemine, ebedi evine uçar. Adam öldüren bir zehir almaya gitmişti. Sürecekti o zehri tunç temrenlerine.
Ama İlos ona zehri vermemişti. Korkmuştu hep var olan tanrılardan. İlos, İlyos'un kurucusudur. İlyos, İlyon demek. İlyon, Truva ülkesinin baş şehri, yani Çanakkale demek. İlyos, burasıdır. Bu gördüğünüz Marmara Denizi, anne rahmi iç sıvısıdır. Marmara Denizi'nin çevresindeki dağlar, ovalar, anne rahim duvarıdır. Anne rahminde gelişimini tamamlayan bebek, ya İstanbul Boğazı yoluyla Karadeniz'e çıkar, ya da Çanakkale Boğazı yoluyla Ege'ye, oradan da Akdeniz'e çıkar. Çanakkale Boğazı yoluyla Ege'ye, oradan da Akdeniz'e çıkan bebek, anne rahminden sağ çıkmış demektir. Çanakkale Boğazı ile değil de İstanbul Boğazı ile çıkmış, Karadeniz'e ulaşmışsa o bebek anne rahminde vefat etmiş, ölmüş demektir. Yaşamın adı buradadır, İlyos. Ölümün adı buradadır, Kilyos. Kilyos, İstanbul'un Karadeniz'e bakan sahilidir. Buraya gelen anne rahmindeki bebekler kiler, yani ölür. Kilyos, yaşamın yok edilmesi. İlyos, yaşamın var edilmesi. İlyos, Odysseus'a zehri vermemişti. Çünkü korkmuştu hep var olan tanrılardan. Zehri vermek demek, yaşamı bitirmek demek. İlyos'un kurucusu, İlos, zehir vermez. Ancak Kilyos'un kurucusu, Kilos, zehir verir. Türkü çağırıp duruyor dünlü Ozan. Sessiz sedasız oturmuş dinliyorlardı onlar da. Ozan söylüyordu akaların acıklı dönüşünü. Athena, Troya dönüşü belalar yağdırmıştı başlarına. İkaryos'un kızı akıllı Penelope dinliyordu üst katta. Ozan söylüyordu akaların acıklı dönüşünü. Bu mısradaki bilmecenin cevabı şudur. Marmara bölgesi 3000 yıl önce Troya ülkesiydi. Marmara bölgesi anne rahmi demektir. Tabii bilinç ötesinde, bilinçaltı dilinde. Marmara bölgesinin denizi, anne rahim iç sıvısı, Marmara Denizi'nin çevresindeki ovalar ve dağlar, anne rahim duvarı. Dolayısıyla Truva Devleti, hamile kalan annenin bebek doğurmasıdır. Bebekler anne rahminden doğduklarında ağlarlar. Acıklı kaderleri vardır önlerinde. Siz hiç anne rahminden doğarken
gülen bir bebeğe rastladınız mı? Ben duymadım. O yüzden bu bilmecenin cevabı, anne rahminden doğan her bebek acıklı kaderine doğarken ilk saniyeler ağlar. Ozan söylüyordu akaların acıklı dönüşünü. Athena, Troya dönüşü belalar yağdırmıştı başına. Athena, Troya dönüşü belalar yağdırmıştı başlarına. Odysseus'un sarayında talipler, diskler, kargılar atıp eğleniyorlardı. Disk, dairesel yapısıyla dolunaya benzer. Dolunay kadın demektir. Disk, dairesel yapısı ve çukurluğuyla kadın yumurtasına benzer. Dolayısıyla kadın yumurtasını temsil eder. Penelope'nin talipleri, Penelope'nin oturduğu sarayda diskler atıyorlardı, kargılar atıyorlardı, yani mızrak atıyorlardı. Disk, kadın yumurtası, mızrak, güneş ışığı demek. Güneş ışığı, sperm demektir. Güneş, o spermin sahibi erkek demektir. Talipler, mızrak ve disk atmakla güneşin aya ulaşmasını istiyorlardı. Erkeğin kadına ulaşmasını istiyorlardı. Spermin yumurtaya ulaşmasını istiyorlardı. Yani oradaki erkeklerin hepsi Penelope'ye ulaşmak ve Penelope'den çocuk sahibi olmak istiyorlardı. Neemon yaklaştı onlara. Pronios'un oğlu seslendi Antinos'a, şöyle dedi. Söyle Antinos, var mı haberin, yok mu? Ne zaman dönecek Telemakos kumsal Paylos'tan? Benim gemimi alıp gitmişti o. Şimdi yaygın ovalı Elis'e gidecektim o gemiyle. 12 baş yavrulu kısrağım var orada. Tayları çalışacak çağda. Ama boyunduruğa koşulmadı. Alıp getirmek isterdim, alıştırmak için birini. Elis, Elos, İlyos, İlyase, İlyade. Yüce Allah evreni niçin yarattı? Evren yaratılmadan önce ne vardı? Evrenler yaratılmadan önce sonsuz bir bilgi okyanusu vardı. Yüce Allah bu bilgi okyanusunun bilinmesini, görünür hale gelmesini istedi ve bu bilgi okyanusunu evrenlere dönüştürdü. Bu bilgi okyanusunun adı Elis. Bilgi okyanusunun evrenler olarak karşımıza çıkması İlos. Bu evrenlerde canlılığın ortaya çıkması, rahmin oluşması İlyos. Yani
İlyon, Truva'nın başkenti, bugünkü Çanakkale, yani dünyanın rahmi olan Marmara Denizi'nin çıkışı, yani rahimden çıkış yeri, yani rahim ağzıdır İlyon. Bu sonsuz bilginin evrenlere dönüşmesi, evrenlerde canlılığın oluşması bir destanla bize anlatıldı. Bu destanın adı İlyase Destanı. Günümüz Türkçesinde İlyase telaffuzu İlyada'dır. İlyada Destanı evrenin yaratım destanıdır. Evrenin yaratım destanını Homeros önce yazdı. Homeros önce evrenin yaratılış destanını yazdı. Ardından bu yaratılmışların insanı kamil yolculuğunu yazdı. İnsanı kamil yolculuğunu Odiseya destanında verdi. İşte burada Neemon otaylardan birini alıp alıştırmak isterim dediği Telemakos'tur. Telemakos'u ele almakta ve Telemakos'a İnsanı kamil yolculuğu nasıl yapılır? Homer, Odysseus destanında bize bunu anlatmaktadır. Ve ayrıca Homer, Telemakos'un babasına da insanı kamil yolculuğu nasıl yapılmalıdır? Evinden çıktığı 20 yıllık süreçte öğretmektedir. Ve yine insanı kamil yolculuğu nasıl yapılır? Homeros bize evinde oturan ve sadakatle bekleyen Penelope karakteriyle göstermektedir. İnsanı kamile üç farklı bakış. Evinizde oturarak da insanı kamil olabilirsiniz. Gidip sorarak, öğrenerek, dinleyerek de insanı kamil olabilirsiniz. Gidip gezerek, yaşayarak da insanı kamil olabilirsiniz. Neomon, Proneos'un oğlu buna karşılık verdi, dedi ki, ben kendim verdim, nasıl derdim vermem? Üzüntüyle gelip isteyince böyle bir adam, kim olsa yapardı benim gibi. Buradaki mana, kim gerçeği bulmak, insanı kamil yolculuğuna çıkmak istiyorsa, ona yol gösterenler olacaktır. Bir insan, bir destandan hareketle, İlyada destanından hareketle, rahme, bütün varlıkların ve bütün boyutların rahmine ulaşabiliyorsa, bütün evrenlerin kaynağına ulaşmışsa, her şeyin hakikati olan gerçek bilgiye ulaşmışsa, o artık insanı kamildir. Bir varlık insanı kamil yolculuğuna çıkmak isterse, Her şey ona yardım eder. Yol gösterici, mentoru gördüm gemiye binerken. Ona tıpatıp benzeyen bir tanrıydı belki de. İşin içinde bir iş olsa gerek.
Dün sabaha karşı burada gördüm mentoru. Oysa Paylos'a gitmek için gemiye binmişti o. Siz kendinizi tanımak ve evrenin niçin yaratıldığını öğrenmek istiyorsanız her şey size yardım eder. En başta İlyada ve Odiseya destanı. Bir tanrısal Odysseus kalmıştı sarayda. Arete ile tanrı yüzlü Alkinos yanında oturmuşlardı. Hizmetçiler boş kapları kaldırmadaydı. Aralarında ak kollu Arete başladı söze. Tanımıştı Odysseus'un sırtındaki gömlekle abayı. Ruhunun yardımıyla insanı kamil yolculuğunu tamamlayan insan, beşeri sevgiliden geçip ilahi sevgiliye ulaşmak ister. Ve Odysseus yolculuğunu tamamlayıp evine gelince bunu anlar. Artık Penelope onun için bir sevgili değil, Yaradan Allah Odysseus için bir sevgilidir. İşte burada sarayda gördüğümüz Arete, Penelope'nin ta kendisidir. Alkinos, Odysseus'un ta kendisidir. Odysseus kendisinin artık fizik bedenli Alkinos olduğunu kabul etmez. Kendini tanıdığı için hem bir kral hem bir dilenci olmaya gönüllü olmuştur. Karısı Penelope'den de geçmiş. Karısı Penelope'yi de artık tanımıyor ve ilahi sevgiliye ulaşmak istemektedir. Alkinos'un ve Odysseus'un aynı kişiler oldukları, Arete'nin ve Penelope'nin aynı kişiler oldukları, bunların birbirlerinin yansımaları, yankıları oldukları, bakın, bu mısralarda nasıl da ortada. Onlar böyle konuşurlarken birbirleriyle, ak kollu Arete hizmetçilerine buyurdu. Avluya bir sedir koyun dedi. En güzel erguvan çarşafları serin dedi üstüne. Onların üstüne yayın dedi örtüleri. En üstte de yünlü keçeleri dedi koyun. Hizmetçiler ellerinde yanan çırağılarla çıktılar dışarı. Kalın bir döşek serdiler çabucak. Sonra dönüp seslendiler Odysseus'a. Hadi gel yat konuğumuz, yatağın hazır. Böyle dediler. Ne tatlı bir şeydi yatıp uyumak. Çok çekmiş tanrısal Odysseus, yattı uyudu orada, oymalı sedirde, yankılı avluda. Alkinos da gitmiş yüksek konağın öbür ucunda yatmıştı. Karısı hazırlamıştı onun döşeğini orada. Burada Alkinos ve Odysseus aynı kişiler, bakın, yankılı avlu tanımlaması, ikisinin birbirinin yankısı, yansısı olduğunun ifadesi. Penelope ile Arete'nin aynı kişiler olduğu, yine yankılı avluda birbirlerinin yankılanması, yansıması olarak veriliyor. Arete, kocası Alkinos'un
yatağını hazırlatıyor ve Arete yine kocası Odysseus'un yatağını hazırlatıyor. Bir insan beşeri sevgiliden geçince kendini geride bırakır, cismani bedeninden geçer. Ruhuyla var olmaya başlar ve insanı kamil olur. İnsanı kamil, beşeri sevgiliden vazgeçince ilahi sevgiliye ulaşır. Burada bunu en güzel biçimde görmekteyiz. Alkinos'un Odysseus'un ta kendisi olduğunu 7. bölümün sonunda yankılı avluda gördüğümüz gibi, bakınız, devamında da görmekteyiz. Erken doğan gül parmaklı şafak görününce Alkinos, o kutsal yiğit, kalktı yatağından, kentleri yıkan tanrısal Odysseus da kalktı. Alkinos, o kutsal yiğit, yol gösterdi herkese, gittiler payyakların pazar alanına doğru. Gemilerin yanı başındaydı bu alan. Oturdular orada cilalı taşların üstüne yan yana. Burada gördüğünüz gibi ikisi aynı anda kalkıyor. Yankılı avludan geçiyor. Pazar alanına gidiyorlar. Halka yol gösteriyorlar. Ve meydanda kendilerine ayrılan yere eşit statüde oturuyorlar. Odysseus, Alkinos, Alkinos, Odysseus, Erate, Penelope, Penelope, Erate'nin ta kendisi. Odysseus, 7. bölümün sonunda ölmektedir. Payak ili ölmek demek. Haydi gel yat konuğumuz. Yatağın hazır. İşte onun ölüm yatağı. Böyle dediler, ne de tatlı şeydi yatıp uyumak. Çok çekmiş tanrısal Odysseus. Yattı uyudu orada. Oymalı sedirde. Yankılı avluda. Odysseus'un ölümü. Gittiler payyakların pazar alanına doğru. Gemilerin yanı başındaydı bu alan. Oturdular orada cilalı taşların üstüne yan yana. Arkadaşlar, burada cilalı taş musalla taşı demek. Pazar yeri şehir meydanı demek. Gemilerin yanı başı sallar. Yani tabutlar demek. Haydi payyakların önderleri, danışmanları, gidin pazar yerine, görün yabancıyı,
İşte. Odysseus'un ölüm haberi habercilerle kente böyle duyurulur. Pazar alanında oturacak yerler o saat doldu. Laertes'in yiğit oğluna, Odysseus'a dikilmişti bütün gözler. Bütün halk cenaze törenine katıldı ve herkes cenazeye bakıyordu demektir bu. Haydin indirelim kara bir gemimizi tanrısal denize, olsun gemimizin bu ilk seferi. Delikanlı seçelim halkın içinden 52 tane. Olsun yiğit bildiğimiz denizcilikte sınanmış kişilerden. Cenazenin taşınacağı tabutu hazırlayın demektir bu sözler. Sonra gelsinler bir şölen hazırlasınlar sarayında. Ben yedirip içireyim herkesi. Bu cenaze törenindeki yemeği dile getirmektedir. Ölenin ailesi tarafından verilen yemektir bu. Çağıralım tanrısal ozan Demodokos'u. Tanrı vergisidir ona ezgi söylemek. Büyüler dinleyenleri ne söylerse. Ozan, cenaze törenindeki dini liderdir. Din adamıdır. Cenaze töreninde onun söyleyeceği İlahiler, onun edeceği dualar, onun başkanlığında yürütülecek ritüeller bu din adamı sayesinde gerçekleşir. Ozan din adamıdır. Dinleyin payyakların danışmanları, önderleri. Eşit şölenden pay aldık doyasıya. Parlak şölene yaraşan çalgıdan hoş ettik gönlümüzü. Gidelim yarışmalarda kendimizi deneyelim şimdi. Cenaze töreninde cenaze sahibi yemek verdikten sonra oyun alanına gidilir. Bugünkü olimpiyatların çıkış noktası olan halkın tamamının katıldığı ve ilgiyle izlediği oyun oynama geleneği burada ele alınıyor. Ölenin onuruna yapılan spor müsabakaları. Burada ölen Odysseus'un onuruna yemek yenildikten sonra yapılacak spor müsabakaları anlatılmaktadır. Çok güzel bir sandık getirin buraya kadınım. Ama olsun sandıkların en güzeli. Sen de iyi yıkanmış bir gömlekle bir kaftan koy içine. Burada tabutu hazırlayın denilmektedir.
tabutun içine neler konması gerektiğini söylemektedir burada. Ateşe de bir kazan su koyup ısıtın. Konuk yıkansın. Sonra görsün kusursuz payyakların getirdiği armağanları. Odysseus'un cenazesi yıkandıktan sonra tabuta konulacaktır. İşte cenazeyi yıkamak için suyu ısıtın denilmektedir. Sonra gelsin görsün kusursuz payyakların getirdiği armağanları tekmil. Cenazenin gömülme töreni sırasında halkın ona verdiği hediyeler burada kendini göstermektedir. Hediyelerle cenaze gömülürdü. Cenazelerimiz tahta bir atla uğurlanır son seferine. Bu tahta atın dört bacağı vardır. Bu tahta at tabuttur. İnsan bu dünyaya ruhlar aleminden geldiğinde de dört ayaklı bu tahta atla gelir. Odysseus tahta atla girmişti anne rahmine. Odysseus tahta atla girmişti Truva Kalesi'ne. Odysseus İteka'dan çıkmış, Truva'ya gitmiş, Truva Kalesi'nin içine ancak ve ancak tahta atla girebilmişti. Truva, anne rahmi. Odysseus'un memleketi İtaka, ruhlar alemi. Ruhlar aleminden anne rahmine canlılar tahta atla gelirler ve canlılar anne rahminden doğduktan sonra, toprak üzerinde yürüyüp koştuktan sonra, çocuk olup, genç olup, yetişkin olup, ihtiyar olup öldüklerinde yine ruhlar alemine omuzlar üzerinde taşınan tahta atla giderler. Odysseus da İtaka'ya işte bu tahta atla gidecek. Tabutla gidecek. Şu tahta at olayını anlat bize. Athena'nın yardımıyla Efeos yapmıştı onu hani. Getirmişti Akropolis'e, dayamıştı tanrısal Odysseus da kurnazca. İlyon'u yıkacak adamlarla doluydu içi. Anlatabilirsen bunları getirip bir biçimine. Bundan böyle tekmil insanlara ben de diyeceğim ki Tanrı sevdi onu,
tanrısal bir şiir bağışladı ona. Bu tahtalar, yani tabutlar, insan omuzları üzerinde taşınır. Bu tahtalar, sal olur, gemi olur, denizin üzerinde taşınır. Cenaze törenlerinde halkın ağlaması. Bakınız, çok ünlü ozan bunları söylüyordu işte. Odysseus'unda yiyordu içi içini. Yanaklarını ıslatıyordu kirpiklerinden sızan yaşlar. Bir kadın kocasının üstüne yıkılmış nasıl ağlar? Kentinin önünde halk için can vermiştir kocası. Yurdundan ve çocuklarından uzağa atmak için ölüm gününü görür kadın can çekiştiğini kocasının çırpına çırpına. Abanır üstüne, ağlar hüngür hüngür. Düşman kargaları saplanacak arkadan ensesine, omuzlarına. Sürüklenecek köleliğe, çekecek onulmaz acılar. Bu korkunç acıyla yanaklarını eder parça parça. İşte böyle ağlıyordu tanrısal Odysseus da. Kirpiklerin altından döküyordu acı gözyaşları. Cenaze töreninde halkın ağlayışı, Odysseus'un ağlamasıyla verilmektedir burada. Odysseus, 7. bölümün sonunda ölüyor, 8. bölümde uğurlanıyor. 7 demek mucize demek. 8 demek cennet demek. Bir insan öldüğü andan itibaren 52 gün boyunca sorgu suali çekilir mezarda. Ve bakın bu sorgu sualde neler sorulduğunu öğrenelim. Saklayacaksın da düşünceni konuğum, ne olacak? En iyisi ver karşılığını doğru dürüst ne sorarsak. Soru 1. Ne ad verdi sana? De bakalım yurdunda anan baban. Soru 2. Nasıl çağırırlardı seni kentinde ve çevrende oturanlar? Soru 3. Nereleri dolaştın? Kimlerin ülkelerine vardın? Hangi insanları tanıdın? İyi kurulmuş hangi kentleri? Yabani, kaba, doğruluk bilmez adamlar mıydılar? Yoksa konuksever, Tanrı'ya saygılı insanlar mı? Sorgu sual melekleri mezarda ayrıca bize moral ve motivasyon da verirler. Ve bakın ne derler. Tanrılar istemişler de dokunmuşlar yıkımı insanlara. Gelecek kuşaklara destan konusu olsun diye. Yani ölüm herkesin başında. Ne diye dövünürsün içinden? İnlersin inim inim. Dinlerken Argosluların ve İlyon'un başına gelenleri, tanrılar istemişlerdi, dokunmuşlar yıkımı insanlara, gelecek kuşaklara destan konusu olsun diye. İşte arkadaşlar, Argos dediği Mora Yarımadası, Yunanistan ve Girit.
İlyon dedi, Truva. İnsan, Girit ve Truva'dan oluşur. Girit baba, Truva anne demek. Anne ve babamızın birbiriyle sevişmesinden bizler doğarız ve hepimiz yaşadıktan sonra ölümü tadarız. Burada diyor ki, tanrılar bunu yazmışlar kaderimize. O yüzden kendini perişan etme. Bu herkesin kaderi. Mezarda 52 günlük sorgu sualden sonra dört boyutlu dünyamızdan beş boyutlu ruhlar alemine nasıl geçiş yapılır? Onu gelin 8. bölümün sonunda bakın. Homeros nasıl dile getirmiş? Ülken kentin neresi? Halkının adı ne? Söyle de götürsün gemilerimiz seni oraya. Aklı var bizim gemilerimizin. Kendileri gider. Ne dümen kullanır payaklar, ne dümenci. Benzemez bizim gemiler öbür gemilere. İnsanların düşünce ve isteklerini sezi verirler. Bilirler ne kadar varsa insanların bereketli ovası. Ne kadar kenti varsa insanların hepsini bilirler. Denizlerin sisle, bulutla kaplı uçurumlarını aşarlar hızla. Hiç korkmazlar kaza maza, vız gelir onlara. İşte mezardan ruhlar alemine ruh böyle gider. Mezarda 52 günlük sorgu sualde cansız bedenin verdiği cevabı dinleyelim. Senin gönlün ille de ister anlatayım çektiklerimi. O yürekler acısı dertlerim tazelensin yeniden. Nereden başlayayım, hangi birini anlatayım, nasıl bitireyim? Gökteki tanrılar bana öyle çok acı vermiş ki, adımı söyleyeyim sizlere ilk önce. Bari siz de bilesiniz ben kimim. Laertes'in oğlu Odysseus'um ben. Kurnazlığımla tanınmışım tekmil insanlar arasında. Benim işte o, ünü göklere yükselen adam. Otururum uzaktan görünen İtaka'da. Kocaman bir dağ var üstünde. Yaprakları hışırdayan Neritos dağı sarmıştır çevresini bir sürü ada, Dülikon, Same, ormanlarla kaplı Zakynthos. Çok yakındır bu adalar birbirine. İtaka yakındır karaya ve odur batıya en dönük olan. Ötekilerse ya doğuya ya güneye bakar açık denizde. Kalabalıktır ve yetiştirir güzel delikanlılar. Görmedim bu dünyada ben ondan daha tatlı toprak. İşte oralarda, oyuk mağaralarda beni Kalipso alıkoymuştu. İstiyordu bu yüce tanrıça, ille kocası olayım. Tıpkı onun gibi Kirke'de tutmuştu beni. Ayye'deki sarayında bin bir düzenle. Kocası olayım istiyordu o da. Ama hiçbiri kandıramamıştı göğsümde yüreğimi. Ana baba evinden daha sıcak olamaz hiçbir yer. El toprağının en zengin sarayında yaşasa bile gene uzaklarda özler durur insan baba evini. Ama gelin anlatayım şimdi size Troya dönüşünü. Anlatayım Zeus'un
ne belalar yağdırdığını başıma. İlyon'dan çıkarken bir rüzgar aldı beni, götürdü attı İsmaros'a, Kikonların kentine. Yerle bir ettim ben orayı, öldürdüm Kikonları, aldım karılarını, mallarını bütün ve onları bir güzel pay ettim. Sonra da lotus yiyenlerin toprağına vardık. Bir bu çiçeği yer buranın halkı. Orada karaya çıktık ve biz gittik su almaya. Arkadaşlar da çabucak hazır etti akşam yemeğini. Oturup doyurduk karnımızı tezgiden gemilerin dibinde. Yiyip içtikten sonra doyasıya yolladım arkadaşları. Dedim gidin bakın ekmek yiyen hangi insanların toprağına ayak basmışız. Seçtim 12 kişi. Kattım yanlarına bir de haberci. Gittiler o saat. Buluştular lotus yiyen adamlarla. Bizim dostlara hiçbir kötülük düşünmedi ora halkı. Engine açıldık yeniden. Gene yüreğimiz acı dolu. Vardık töre bilmez azgın tepe gözlerin iline. Sonra da vardık Aulos adasına. Hipotes oğlu Aulos otururdu orada. Ölümsüz tanrıların sevgilisiydi o. Yıkılmaz tunçtan bir duvarla çevriliydi bu yüzden adı. Kent oturtulmuş göğe yükselen bir yalçın kaya üzerine. Aulos'un 12 çocuğu vardı konağında. 6'sı kızdı, 6'sı erkek, delikanlı çağında. Oğullarına karı diye vermişti kızlarını Aulos. Şölen yaparlardı bu çocuklar. Her zaman sevgili babalarının, saygıdeğer analarının yanında türlü yiyecek içeceklerle doluydu sofraları. Tüterdi yağ dumanları bütün gün evin içinde. Kaval sesleriyle çınlar dururdu ev bütün gün. Geceleri ise herkes yatardı sayın eşinin yanında. Kilimler döşeli, oymalı sedirlerdi. İşte bunların kentine, güzelim evine vardık. Beni konukladı tam bir ay. Lemos'un Sark Kalesi'ne vardık 7. günü. Vardık Laostrigonların Telepilos kentine. Orada ağıldan çıkan çobana seslenir ağıla dönen çoban. Ağıldan çıkan çoban da duyar onu ses verir. Orada uyku uyumayan adam kazanır isterse 2 gündelik. Bir gündeliği sığır güderek kazanır. Bir gündeliği de süt beyaz koyunları otlatarak. Çünkü yolları kavuşur orada gece ile gündüzün. Derken girdik bu güzelim limana. Boydan boya yüksek kayalarla çevriliydi iki yanı. Oradan yol aldık gene. Yüreklerimiz acı dolu. Ölümden kurtulduğumuza seviniyorduk ama yitirdiğimiz dostlar içimizden çıkmıyordu. Gide gide Ayya adasına vardık sonunda. Orada Kirki otururdu. Güzel bilekli, insan sesli, korkunç tanrıça. Kız kardeşiydi o. Kötü niyetli Ayetes'in. Doğmuştu ikisi de ölümlülere ışıyan güneşten. Anaları da Perse'ydi. Okyanusun kızı. Güneş batarken ve kararırken tekmil yollar, vardık sınırlarına derin akışlı okyanusun. Oradadır kimerlerin ülkesi ve kenti. Oldum olası bol sisle ve bulutlarla örtülü. Parlak güneş onları ışınlarıyla göremez hiçbir vakit. Ne yükseldiği vakit yıldızlı göğe ne de gökten toprağa döndüğü vakit. Öylece serili durur bir uğursuz gece. Bu zavallı ölümlülerin üstünde. Varınca oraya çektik karaya gemiyi. Bu ara gemimiz Sirenlerin adasına varmıştı bile. Çünkü itici bir rüzgar esiyordu arkamızdan. Daha sonra bekledim orada Skyle'yi. Kayanın içinde aradım durdum.
Ve sonra girdik dar boğaza. İçimizi çeke çeke. Skyle bir yanımızda, tanrısal Karibides bir yanımızda. Sonunda geçtik kayaları. Karibides'ten de kurtulduk, Skyle'den de. Tanrı'nın kusursuz adasına kavuştuk çabucak. Orada yüksek alınlı güzel sığırları vardı. Ve sürüleriyle iyi koyunları yücelerin oğlu Güneş'in. Tanrılar attı beni Ogygia adasına. Tanrıça Kalipso otururdu orada güzel bilekli. Bu insan sesli ulu tanrıça konukladı beni ve sevdi. Mezarda süren sorgu sualin sonunda cansız beden cevaplarını verdikten sonra oradakiler de öylece sessiz kala kaldı. Bir büyü sarmıştı karanlığa gömülen ortalığı. Ve sorgu sual melekleri şöyle der. Madem eriştin Odysseus, yüksek damlı evimin tunç eşiğine, sanırım orada burada sürünmeden dönersin yurduna. Artık yeter bugüne dek çektiğin çileler. Ve sorgu sual melekleri birbirlerine şöyle der. Sizler ki sık sık toplanırsınız konağımda. Yanık yüzlü onur şarabımı içer, dinlersiniz ozanı. Konmuştur konuğumuz için şu güzel oymalı sandığa, işlenmiş altınlar konmuştur ve başka armağanlar bir sürü. Payak danışmanlarının buraya getirdiği armağanlar. Haydi ona bir de büyük üç ayak verelim. Birer leğen verelim ayrıca. Toplayalım gene halkı. Onlara ödetelim bunu. Odysseus'un tabuta yerleştirilme sahnesi. Odysseus için de halı ve keten çarşaflar yaydılar geminin kıç güvertesinde. Rahat rahat uyusun diye. O da bindi gemiye ve yatağına sessizce uzandı. Tayfalar sırayla oturdular küreklerin başına. Çözdüler palamarı delikli taştan. Az sonra abandılar küreklere. Köpürttüler denizi. Tatlı bir uyku düştü göz kapaklarına Odysseus'un. Rahat ve derin bir uykuydu bu. Ölümün eşiğinde. Gemi hiç sallanmadan öyle koşuyordu ki güvenle. Hızlı kara çaylak bile yetişemezdi ona. Kuşların en çeviği. Böylece yarıyordu denizin dalgalarını koşa koşa taşıyordu tanrısal düşünceli yiğidi. Çok büyük acılar çekmişti yüreğinde o yiğit. Dövüşe vuruşa erlerin savaşında ve denizde korkunç dalgalarla boğuşa boğuşa uyuyordu şimdi o adam hiç kımıldamadan. Artık bütün çektiklerini unutmuş gitmişti. Erken doğan şafağı haber veren yıldız, yıldızların en parlağı, doğarken tam yaklaştı adaya denize aşan gemi. Bir limanı vardır deniz ihtiyarı Porikos'un. İtaka elinde. Denize uzanan iki burun yamyazsa olur limanda. Ve yalçın kayalıklarıyla sarar bu koyu. Bu burunlar azgın rüzgarların iri dalgalarından korur limanı dışarıya doğru. Ve gelince demir atma yerine sağlam yapılı gemiler durabilirler koyun içinde bağlanmadan. Mezarda 52 gün sorgu sual
geçirdikten sonra cansız beden, bakın ruha ne olur. Gür yapraklı bir zeytin ağacı vardır koyun bir ucunda. Onun yanı başında güzel ve loş bir mağara. Naiades denen nimfelerin kutsal yeridir burası. Taştan küpler, testiler dizilidir bu mağarada. Kurmaya gelir oraya arılar peteklerini. Uzun uzun tezgahlar dizilidir gene taştan. Nimfeler alacalı bezlerine dokurlar, gözlere şenlik. Sular vardır, boyuna çağlar dürür. İki de kapısı vardır mağaranın. Biri Poyraz'a bakar, insanlara açık. Öbürü Lodos'a bakar, tanrılarındır o kapı. Ölümsüzlerin yoludur, insanlar geçemez o kapıdan. İşte fizik beden artık bu kapıdan geçemez, sadece ruh geçer. Ruh da ölümsüzdür. Girdiler önceden bildikleri bu limana. Geldi hızlı gemi, karaya bindi yarısına kadar. Öylesine hız vermişti ona kürekçilerin elleri. İndiler sağlam yapılı gemiden, çıktılar karaya. Önce parlak çarşafları ve yumuşak döşeğiyle birlikte Odysseus'u çıkarttılar koca karınlı gemiden. Yatırdılar kumsalın üstüne. Derin uykusunda onu. Sonra da malları çıkardılar. Soylu payyakların verdiği. Ulu Athena'nın buyruğu gereğince dönerken yurduna. Ve getirip yığdılar yolun dışına, zeytin ağacının dibine. Gelip aşırmasın diye oradan geçen bir adam. Mezarda cansız beden kalır. Ona verilen bütün maddi hediyeler orada kalır. Sadece ruh geçer oradan. Beşinci boyuta, ruhlar alemine. Ve bakınız Odysseus'un ruhu İthaka'ya, ruhlar alemine, beşinci boyuta geliyor. Geldi. Cansız beden mezara konduktan sonra gelin mezara dışarıdan bakalım. Gemiyi olduğu gibi görünce kent halkı, taşa çevir onu, kıyıya yakın bir yerde. İnsanlar şaşıp kalsın bir gemiye benzeyen kayaya. Ve koskoca bir dağla sarıver kentlerini. İşte cansız beden topraktadır. Koca bir dağla çevrilir mezar, bir tepe yığılır üstüne ve bir kaya konur. Ve bir kaya konar. Ölenin adının, doğum tarihinin, ölüm tarihinin yazıldığı kaya. Mezar taşı.